2004-2014 yani toplamında iki dönem üst üste belediye başkanlığı görevinde bulundum. 2014'te seçimleri kaybettik. 2019'da tekrar beldemizin teveccühüyle üçüncü bir defa bana şans verildi ve ben tekrar göreve geldim. Beldemiz 2004'te ben ilk devraldığımda görevi emin olun Buraya belde diye bile bilmek için bin şahit lazımdı. Sadece Atabağ'ın belediye tabelesinden söz edilebiliyordu. Hizmet adına hiçbir şeyden konuşulmuyordu ve hizmet adına hiçbir şey bu beldemizde yapılmamıştı. Ben ilk geldiğimde bir belediyecilik ruhuyla, şuuruyla altyapıdan ilk önce başladım. İlk etapta bizim beldede sokaklarımızda kanalizasyon akıntıları sokak ortasında akıyordu. Ben ve o kanalizasyon akıntıları birçok hastalıklara neden olabiliyordu. Hatta birçok vakalar yaşandı, toplu hastalıklar yaşandı beldemizde. Bunları çözebilmek adına o dönem imkansızlıklara rağmen yine o beldemizin altyapı sorununu tamamen çözdük. Şu anda beldemizde altyapı noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Kanalizasyon sıkıntılarımız tamamen giderildi. Altyapı sorunu çözdükten sonra en büyük sorunumuz içme su sorunuydu. İçme sularımız beldenin 3600 vatandaşı buna şahittir. Hiçbir evde musluktan su akmıyordu. Bırakın musluğu, çeşmelerde bile su akmıyordu derelerde, kuyularda insanlar su ihtiyaçlarını temin ediyorlardı. Ve o zaman Allah razı olsun dönemin belediye başkanı Mervan Gül, Sirt Belediyesi'ni devraldı ve Mervan Gül'ün büyük katkılarıyla Hizan'dan yani Atabağ'dan 180 kilometre mesafede olan Hizan'dan Atabağ beldesine, halkımıza, vatandaşımıza bu hizmeti sunduk. Ve Kaya bağlara kadar bu projeye dahildi. Atabağ bu içme su Hesko e, Kezer isale hatında e, bu projeye dahil değildi. Fakat o zaman yine şahsımın girişimleriyle biz Atabağ beldemizi de bu projeye dahil ettik ve Kezer projesine Atabağ dahil edildi. 180 kilometrede Atabağ beldesine içme suyu kazandırdık. Allah'a şükürler olsun. Şu anda sadece yazın. O da sadece Atabağ'ına mahsus değil. Atabağ başta olmak üzere bu Kezer hatından faydalanan Atabağ beldesi, Kayabağlar beldesi, Kurtalan Merkez, Siirt il başta olmak üzere Tillo, Gökçaba bu hattan faydalandıkları halde yazın 3 ay boyunca biz su sıkıntısı çekiyoruz. Bunu da birçok art niyetli vatandaşlarımız bunu sadece belediye başkanına tayarlale emal etmek istiyorlar. Ama asla ve asla bu gerçeği yansıtmayan sadece bir, bir kirli siyaset neticesidir. Dolayısıyla çünkü bu sorun sadece Atabağ'a yönelik değildir. Eğer gerçekten Siirt merkezin suyu akıyor olsa, Kurtalan merkezin suyu akıyor olsa, Kaya akıyor olsa ve sadece Atabağ'da su akmamış olsaydı evet o zaman gerçekten ben de bu sorumluluğun altına girip bu e, sorunu çözmeye yönelik gerekli adımları atardım ama maalesef bu siirtin genelinde yaşanan bir sorundur bir problemdir biz e, AK Parti iktidarı olarak ilin valisiyle milletvekiliyle il başkanıyla belediye başkanları olarak 3 aydır, 4 aydır hatta bir önceki dönem milletvekilimiz Osman Ören döneminde dahi biz bunları sık sık gündeme getirdik. Devlet su işleriyle, Tarım Orman Bakanlığıyla bunların çalışmasını yapıyoruz, altyapısını hazırlıyoruz. İnşallah Alkumru Barajı'ndan da Tekrar siirte bu suya ek ilave yaz bu sıkıntıların giderilmesi adına ikinci bir hat çekilecektir. Şu anda ona yönelik çalışmalar da yapılıyor. Ve e, netice itibariyle şu anda hali hazırda arkadaşlar daha sonra size bu görüntüleri de sunacaklardır. Hali hazırda devlet su işlerinden Eskişehir'den bir su sondajını alıp Atabağ'da şu anda Yazın bu su sıkıntılarımızı gidermek adına şu anda sondaj çalışması yapıyoruz. Sondajımız şu anda 2000 pardon 250 metre civarında bir derinliği bulmuş. 400 metreye kadar e, sondaj çalışması yapacağız. Allah'ın izniyle bu sondaj çalışması neticesinde beldemizdeki bu yazın oluşan su sıkıntıları da gidermiş olacağız. Bu konuyla ilgili öncelikle e, ilin valisine, milletvekillerimize, il başkanımıza ve AK Parti iktidarına teşekkürlerimizi arz ediyoruz çünkü bunlar bizim AK Parti iktidarının e, e, vermiş olduğu katkılarından dolayı bu çalışmalara ancak sahip olabiliyoruz. Dolayısıyla da bu konuyla ilgili de teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi. Ee, tekrar başa dönmek istiyorum. Yani ben burada altyapıyı bitirdikten sonra üst yapıya geçtim. Su sorunu da çözüldükten sonra üst yapıya geçtim. Üst yapı dediğim benden önce 2004'te bu beldede bir metrekare parka taşı söz konusu değildi. Bugün beldenin girişinden çıkışına kadar, ara sokaklara kadar, insanlarımızın avlusuna kadar parke taşı kalmayan çok nadir yerler kalmıştır. Kalan yerlerde yeni yapılaşmayla yeni yapılan evler e, söz konusudur. Onların da şu anda altyapı çalışmaları yapıyoruz. E, birçoğunun kanasyon hatlarını çektim, içme su hatlarını çektim. Ha parke taşları kalmıştır. O da bizim gücümüzü aşabilecek durumda değil. İnşallah 2000 24 Mart seçimine kadar bu geri kalan yerleri de parka taşlarıyla döşeyeceğiz. Bu da kayda değer bir şey değildir. Hemen hemen beldenin yüzde 98'i parka taşı bitmiş. Sadece yüzde ikilik bir kısım kalmıştır. O da dediğim gibi yeni yapılaşmalardır. O yeni yapılaşmaları da Allah'ın izniyle daha önümüzde 6 aylık bir süreç vardır. Onları da kapatacağız. Onun dışında bu zaten belediye olarak, belediye başkanı olarak yani biz zorunluluk arz eder. Bunu vatandaşıma sunmak durumundayım. Biz bunları sunduk. Bunun yanında ekstradan hakikaten yani böyle her belediye başkanının başaramayacağı projelere imza attık. Biz burada beldemizde iki tane tekstil atölyesini açtık. Şu anda bir tekstil atölyemiz faaliyette. 60 kişiye yakın orada eleman çalışıyor. İstihdam yarattık beldemize. Sırf beldemizde göçü durdurmak adına insanlarımızın ayağını batıdan kesmek adına burada çoluk çocuğunu yalnız bırakıp batıya gitmek, çalışmak, inşaatlarda çalışmak zorunda olan vatandaşlarımıza da istidam yaratmak adına iki tekstil yaptırdık. Şu anda faaliyette olan tekstilin kapasitesi 300 kişilik. Onu tamamen belediyenin kaynaklarıyla gerçekleştirdik. Ha, i̇kinci bir tekstilde dönemin milletvekili Sayın Osman Ören il Başkanımız Ekrem Olgaç'ın büyük katkıların katkılarıyla Sanayi Bakanlığından tamamen 4 milyon hibeyle ikinci bir tekstilimizi de açtık. Yani şu anda Atabağ beldesinde Allah'ın izniyle 4-5 ay sonra işçi bulamayacağız. Bırakın artık burada e, iş bulamayan insanı, biz burada çalışacak insanı bulamayacağız. Beldemizi İslam noktasında da bu noktaya getirdik. İkinci ve çok önemli bir proje. Şu anda Türkiye'de 2023 yılında sadece Türkiye'de 23 belediyenin başarmış olduğu bir projenin altına da imza attık. GES projesini devreye koyduk. Dünya Bankası'ndan şu anda GES projesi 1 milyon euro. Yani TL'ye çevirdiğimizde 30 milyona yakın bir proje İler Bankası tarafından bizim Atabağ beldesi ve Tillo beldesinin projeleri geçmiş Dünya Bankası tarafından da bu onaylanmış ihale sürecinde Allah'ın izniyle bir 15-20 güne kadar bizi çağıracaklar İler Bankası'nda biz protokolümüzü yapıp beldemize GES projesini kazandırıyoruz. Bu GES projesi demek her ay İler Bankası'ndan gelen hisse kadar belediyeye TEDAŞ'tan bir para akacak. Yani bugünün rakamlarıyla her ay 300-400 bin lira para gelecek. Zaten İler Bankası'ndan bize gelen hisse de bu. Yani İler Bankası'ndan gelen hisse kadar ekonomik olarak, bütçe olarak, maddi olarak da belediyemizi güçlendirdik. Bir belediye maddi sıkıntılarını açtıktan sonra yapamayacağı, başaramayacağı bir hizmet olamaz. Biz bunu da sağladık, bunun da altyapısını attık ve Allah'ın izniyle 2000 24 Mart seçimine kadar bu projemizde faaliyete girecek. Belediyemizi bu imkansızlıklardan kurtarma adına da büyük çaba harcadık. Büyük bir performans gösterdik ve bunu da başardık. Bizim burada amacımız belediye olarak insanımızın huzuru, refahı, mutluluğudur. Biz insanlarımızın mutlu ve huzurlu olabilmesi adına belediye başkanı olarak Belediye meclis üyelerim, belediye çalışanlarım, belediye ekibi olarak bu halkaya yakışan ve yakışır bir hizmeti yapmaya, sunmaya talibiz. Allah'ın izniyle biz bunları teker teker geride kalan sorunlarımızı da başaracağız. Şu anda bizim en önemli iki sorunumuz var. Birinci sorunumuz lise. Bugün 800'ün üzerinde 800 küsur öğrencimiz var. Bunların her sene mezun verdiğimiz öğrencilerimiz yaklaşık 80-90 öğrenci mezun ediyoruz. Bunu bir lise düzeyindeki öğrenci sayısına çarptığında yani 350-400'e yakın bir lise öğrenci potansiyelimiz söz konusu. Ben geldiğim günden bugüne bu lise için hep uğraşıyorum, hep çabalıyorum. Fakat maalesef işte nüfusumuzun az oluşu ve imkansızlıklardan dolayı bugüne kadar bu gerçekleşemedi. Fakat onu da belirli bir aşamaya getirdik. Yatırım programına alınmış. İlimizin milletvekili, il başkanının, valimizin, il milli eğitim müdürümüzün tamamen destekleri bu konuda bizimle beraber İnşallah bunu da önümüzdeki sene gerçekleştireceğiz. İkinci bir sorunumuz doğalgaz bugün e, hemen bizim kuzeyimizdeki 16 kilometre mesafesindeki Veysel Karani beldesine doğalgaz hatı çekildi. E, Kaya Bağlar yine faaliyete geçti. Ataba arada kalmıştır. Atabağı da biz vekiliyle il başkanıyla e, zorluyoruz. Gerekli görüşmeler yapıldı. Gerekli altyapısı e, hazırlandı. Allah'ın izniyle bunu da 2004 yılında bunu da hayata geçireceğiz. Bu iki problemimizi daha doğrusu bugüne kadar gerçekleşmeyen hizmetleri de sunduktan sonra Allah'ın izniyle biz belediye olarak bu sefer sosyal faaliyetlere döneceğiz. Kültürel faaliyetlere döneceğiz. Yani beldemizin bugün Eskişehir, İzmir, İstanbul, batıdaki sosyal bir metropol bir ilin beldesi statüsü, yaşama kalitesi neyse biz Allah'ın izniyle AK Parti'nin gücüyle, destekleriyle biz beldemizi de o seviyeye getireceğiz. Beldemizi o seviyeye getirmeye kararlıyız. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler arkadaşlar.